Dostlar herkese selam. Evet, bugün Gönen'deyiz ve çok değerli bir aileyle beraberiz. Kendileri tamamen koyunculuk yapıyorlar. Ürkmez koyunculukla beraberiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Çok ilginç bir hayat hikayeleri var. Burada Sinem Ürkmez eşi ve Bekir Ürkmez yanımdalar. Burası neresi? Sen bir bize burası anlat. Ürkmez Koyunculuk. Balıkesir Gönen Tuzakçı köyündeyiz. Ürkmez Koyunculuk'tayız. Şimdi herkese hoş geldiniz diyoruz. Tamam, çok güzel. Hoş geldiniz. Sağ olun tekrar. Beni davet ettiğiniz için. Evet, sağ olun. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Çok memnun olduk biz. Evet. Sağ olun. Evet, Ürkmez Koyunculuk. Bu çok kısa zaman içinde Türkiye'nin sayılı damızlıkçılar konumuna gelen Karacabey Merinosu besleyen bu değerli aileyi gelin hep beraber içeride hem hayvanlara bakalım hem de hep beraber tanıyalım. Buyurun. Dostlar, benim dikkatimi çekti. Ben maşallah kelimesini çok kullanıyorum. Niye? Gerçekten nazardan çekiliyorum. Evet, yani evet. Nazar, bu sadece ülkemizin, bizim değil, bütün dünyanın inandığı bir şey. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman aman tahtaya dokun derler. Evet, evet. Aynen. Hatta Pakistanlı arkadaşlarım vardı, baktım böyle yapıyorlar. Ya dedim, bizde de var o. Biz de eskiden böyle yapardık diye çekerdik. Evet, evet. Dolayısıyla her yerde var. Evet, bunlar sizin araçlarınız şimdi. Evet. Burada da kuzularımızı görüyoruz. Kuzularımız, evet. Evet. Evet, şimdi siz anlatın, ben dinleyelim. Yengeden başlayalım. Nasıl başladınız? Ne iş yapıyordunuz daha önce? Ben karşında bir şehir kadını görüyorum. Doğru mu söylüyorum? Yani biz şehirliden mi? Şehirli olarak yani mı? Ben de Gönenliyim. Tabii ki liseden beraber birlikte küçük yaşta evlendik biz. Bu işe de eşim çiftçi. Ne yapabiliriz diye düşündük. Hatta bir gün biz ıspanak ekiyoruz, çeltik üreticisiyiz aynı zamanda. Tarlada böyle ıspanak toplarken bir gün belediye operasından bir şey duyduk. Devletimiz işte kadınlara böyle küçükbaş hayvancılıkla ilgili koyun kuzu vereceğini söyledi. 20 hayvan vereceğini söyledi. Ben de çok heveslendim o zaman. Dedim eşime, ben de alayım diye düşündüm. O da dedi ki, yapabilirsen herhalde, o zaman birlikte yapalım dedi. Böylece girdik yani bu işe. Bu şekilde. Peki belediye mi size hayvan mı verdi ilk başta? Yok, hayır, bir proje oluşturmuş bir kadın üretici. Onun anonsu geçti Apörle'de. O anda da biz ıspanak topluyorduk. Ben de artık yani ne yapsam, başka bir iş düşünüyordum. Ne yapabilirim? Ondan sonra bu işi böyle seçtik. Nasıl? Bekir nasıl ikna etti seni eşin? Valla benim zaten içimde koyunculuk hayalimde vardı. Eşim bana yani ısrar edince ikimiz el ele verdik. Böyle bir işe girdik. Yani severek girdiniz. Severek girdik. İstiyorduk. Zaten hep hayalimdeki olan bir işti. İşimizi de çok severek yanmaya çalışıyoruz. Şimdi genelde benim yeni koyuncular böyle başlayınca hep gördüğüm toplama sürülerle başlarlar. Fakat ben arkamda toplama değil, kaliteli bir sürü görüyorum. Kaliteli bir Karacabey sürüsü görüyorum. Evet. Karacabey Merinosu sürüsü. Evet. Bunu nasıl başardınız? Ben onu merak ediyorum. Biz bunları çok iyi bir yerden 25 koyun 50 kuzuyla başladık bu işe. Hepsini ikiz olarak seçtik. Öyle mi? Mahsus. İkizlilik devam etsin diye araştırmalarda, sosyal medyada araştırdım. O Mustafa Oğan hocamı takip ettim. Nasıl damızlık alabiliriz gibilerinden hep onlarını takip ettim. İkiz kuzulu koyun olarak aldım. Şu an sürümüz hep ikiz doğuruyor. Tek doğuran çok hayvanlarımız güzel. Da var ama. Hep ikiz toklusu mu seçtiniz? Hep ikiz yani? Toklusunu seçtik. Kim peki mahsuru, yoksa kimden aldınız yani? Biz bunları Ulaabat'tan, Ümit Yörü'den aldık biz bunları. Ümit Yörü kardeşimize de buradan selam gönderelim. Ben de selam söylüyorum. Çok değerli bir sürü aldık. Çok iyi bir üretici kardeşimiz o da. Evet, çok yıllarını vermiş bir hemen mahsulünü aldık ondan. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Böyle bir sürü edindirdi bize. Kaç anaçınız var şimdi? Şu an 100 küsür tane hayvanımız var. Anaçınız mı? Anaç 100 tane. Anacınız var. Anacımız var ama... Kendiniz bakıyorsunuz. Evet, tamamen. Eşimle beraber İkimiz bakıyoruz. İkimiz birlikteyiz sürekli. Devamlı içindesiniz aynen. Hayvanın. Aynen. Ve ikiz doğuruyor bunların hepsi. Evet. Çok yüksek oranda ikiz doğuruyor. Çok yüksek oranda ikizlilik geni olduğu için tek doğurabiliyor ama... Toklular genelde tek. Evet. Tabii.
Ama ikizlilik o şey olduğu için hep ikiz doğuruyor. 12 ayla 14 ay arasında iddialı konuşuyorum. Hayvanımız iki kere doğuruyor. Ya 2 yılda 3 kuzulamayı alıyoruz. Standart olarak oturttuk diyorsunuz. Evet, alıyoruz, evet, evet. O yani o zaman yaklaşık 100 koyundan yılda 2 yılda 3 kuzulama alıyorsanız ve ikizlik oranınız yüzde kaçlarda aşağıya? %80-85 gibi. %80-85 çok çok iyi bir rakam. O zaman aşağı yukarı 2,5 kuzu falan alıyorsunuz yılda siz. Evet yani, alıyoruz. Hemen hemen 2,5, 3'e yakın. Aynen aynen alıyoruz. Alıyoruz. Yani, hayvanımız doğuruyor. Şu an burada 35-40 tane arasında toklularımıza koç saldık. Mart'ın 10'unda doğumlarımız başlayacak. Diğerlerine de kuzuları var içeride arkamızda gördüğümüz gibi. Onlara da Mart'ın 10'unda tekrar koç salacağız bunlara. Kısmet olursa göreceğiz yavrularını. Kaç sene oldu başlayalı bu işe? 4 yıl. 4-5. Yıla girdik. 5. yıla girdik. 5. yıla girdiniz. Ama siz son dönemde oldukça tanındınız. Evet. Değil mi? Evet. Ne sizi peki, ben biliyorum da siz anlatın istiyorum. Ne sizi tanınmanıza? Vallahi hayvanlarımızın kalitesi. Bir de İnegöl Fuarı'na gittik. Orada kendimizi daha iyi tanıttık. Daha tanıttığımıza inanıyorum. Nasıl desem, Tuzakçı Köyü'nde dursanız böyle kaliteli hayvanları bir yerlerde tanıtmazsanız bunu tanımazlar. Sizde güzel hayvan var ama evet, sizin elinizdekini nereden bilecekler kaliteli olduğunu? Şimdi dostlar, biz ilk defa İnegöl Festivali'nde tanıştım Bekir arkadaşımızla ve İnem Hanım'la. Şimdi onlar geldikleri zaman baktım hayvanları gerçekten çok güzel. Dedim ki ya dedim sizin mutlaka yarışmaya girmeniz lazım. Dediler gireceğiz. Hatta bir tane boynuzlu, eğer evet, burada varsa evet, bir ara göster. Evet. Boynuzlu Merinos koçu yarışmasına girdiler. Derece aldınız. İkinci oldu. İkinci oldular. Daha 4 yıllık bir üretici olarak ilk girdikleri yarışmada ikinci olabilmek bence çok büyük başarı. Evet. O koçu da dışarıdan almadık. Kendi 5 numaralı koyunumuzun kuzusu o. 5 numaralı koyunumuzun kuzusu biraz, o. Burada mı o koyun? Biraz yaşlandı. Biraz yaşlandı ama burada. Bir ara görürsek evet, onu da gösteririz. Evet, evet. Aynen. Çok şu hangisi? Şu giden. Şu 5 numaralı. Şu. Evet. Biraz yaşlandılar onlar. Sonra yarışmaya girdiniz ve aldınız ve orada ilk defa bayağı tanındınız ama aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman sizi yerel yöneticiler de çok evet, evet, takdir ettiler. Evet. Evet. Sayın Kaymakamımız geldi, ilçe tarım müdürümüz geldi. Bizi tebrik ettiler. Çok sağ olsunlar. Muhtarımıza plaketimizi, madalyamızı muhtarımıza, köy halkımıza verdik. Hediye ettiniz. Çok sevindiler. Çok takdir ettiler. Ne kadar güzel. Yani ben bir de sizde şeyi görüyorum. Böyle yüzünüzde o mutluluğu görebiliyorum. Yani ne kadar güzel. Çok severek bu işi yapıyorsunuz. Biz içine girdik mi bunların böyle bir mutluluk. Sistemsiz olarak bunların içinde gülüyorsunuz. Moral bozukluğu olmuyor. Yani kafanız bir yere takılı olabiliyor ama bunların içine girdiniz mi sistemsiz olarak gülüyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Ben onu fark ediyorum. Stresimiz oluyor tabii ki hepsi. Aynen. Çok peki ya, şeyden önce, koyunculuktan önce yaptığınız ben esas iş? Çeltik üreticisiyim. Öyle domates mi? Domates ekerdik. Ispanak ekerdik kışları. Biz hiç eşimle beraber sağ olsun. Beni gerçek hiç çiftçiyiz diyorsun. Evet, evet, biz çiftçiyiz. O zaman da biz yanımızda hiç çalıştırmadık böyle kimseyi. Evet, hep kimseyi. Ya tabii ki domates ekerken falan toplamaya insanlar geliyordu ama yani böyle ana işleri hep ikimiz yaptık yani birbirimize. 3 tane oldunuz. Çocuğumuz var. İkisi üniversiteye gidiyor, biri oo, liseye gidiyor. Evet, onlar için bravo, tabii daha böyle işi ilerlere götürmek istedik ve bu işe yaptık. Oğlumuz da seviyor çok hayvanları. O da liseye gidiyor güzel şimdi. O da bize yardımcı oluyor. Çeltik işi devam mı? Çeltik işi devam. Diye gene ekiyorum. Gönenin çeltiği çok meşhur. Tabii. Pirinci. Baldo pirinci İtalya'nın bir bölgesinde çıkıyormuş. Buradaki yetişen baldo çeltiği İtalya'nın bir bölgesinde yetişiyormuş. Yani gönen aynı diyor şekilde. Aynen. Başka yerde yetişmiyor. Çok güzel. Baldo pirinçleri, onun da reklamını yapalım. Yap. Ama çok güzel baldo pirinçlerimiz evet, var yani. Yetiştiriyoruz. Şöyle bir şey de var. Gönenin baldosu diye başka baldo pirinçleri de satıyorlar bu arada. Onu da söyleyelim yani. Değil mi? Yok. Herkes yapmıyor onu da. Yapanlar olabilir ama orijinal baldo pirinci satılıyor. Çok güzel yetiştiricilerimiz de artık bilinçlendi. Çok kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Osmancık da var. Osmancığımız da var. Evet. Ali Sürek hocamın yetiştirdiği Osmancık çeltiği de yani Türkiye'de bir numaralı bir pirinç yani. Çok güzel evet, bir pirinç.
Peki sonra sürüyü oluşturdunuz böyle. 25 tane işte Ümit'ten aldınız. Başkalarından aldınız. Yok, hiç dışarıdan almadım. Hiç almadık. Hep Ümit'ten aldınız. Yok, almadık. Sadece başlangıcımız... O 25 taneyle çoğalttınız. Evet, evet. 25 koyun 50 kuzuyla başladık. O kadar da sattık. Buradaki olan dişilerimiz hepsi ikiz eşi dişilerimiz. Hepsi? Hepsi ikiz. O zaman tekleri hiç tutmuyorsunuz. Tutmuyoruz. Evet, bıçağı tutuyorsun. Veriyoruz, şey yapıyoruz. Mesela kullandığımız koçlar da ikiz eşi koçlar. Öyle mi? Tabii. Kendinizden mi koçlar yoksa dışarıdan? Dışarıdan bir yerden aldık, bir de devlet kurumundan aldık. Şu an kendimiz bildiğimiz için yavruları hangi anne babadan olduğunu, biz çünkü pedigirli... Ağrı çiftlik mi oldunuz? Ağrı, evet. Eşim kayıtları kendi tutuyor. Kendi imkanlarımızla onu yapıyoruz yani. Tecereli yani. Tecereli. Hangi koyunun hepsi. Hangi kuzudan olduğunu, babadan olduğunu biz şu an biliyoruz. Hepsini. O zaman müşteriye de geldiği zaman müşteriye de... Hangi kuzunun hangi anne babadan olduğunu söylüyorsunuz. Tabii gösterebiliriz. Sorduğu an gösteriyoruz. Tabii. Mesela bizi Manisa neresiydi? Soma'dan bir mühendis abimiz aradı. Ona da buradan selam yolluyorum. Bereketinizle geldiniz. Buradan 6 dişi, bir tane erkek koçlu kuzu telefonla aldı. Buraya gelme bir de yani tenezzülü göstermedi. Yani sağ olsun. Yani Ürkmez koyunculuğu nasıl desem çok güvendi. Biz de ama neyse o en iyisini veriyoruz ona. Tabii yani. Kendi biz alıp da kendimiz gibi düşünüyoruz yani, sattığımız evet. insanları da. Bu. Evet. Evet. Siz kazanırsınız. Evet evet. Yani ne kadar kaliteli malı verir, ne kadar tabii. kaliteli malı gönderirseniz evet. o da sizden o kadar memnun. Demek ki size öyle güvenmiş ki. Evet, ben sağ olsun. Siz diyor bana seçin gönderin hayvanı diyor. Ne evet. kadar güzel. Evet, bize bıraktı. Fotoğraflarını attık kızların. Bir tane koçluk kuzumuzun fotoğrafını attık. Hayırlı olsun dedi. Öylelikle bitti. Malını yollayacağız. Bir hafta içinde malını yollayacağız. Çok güzel. Peki şimdi yem fiyatları çok yüksek. Evet. Nasıl baş ediyorsunuz? Yani damızlık sattığınız için fiyatlarınız ona göre herhalde. Hı. Mesela kuzu satış fiyatlarınız nedir aşağı yukarı? Vallahi 3000 liraya dişileri veriyorum. 3500 lirayla 4500 lira arasında 4-5-6 aylık kuzuları veriyorum. Yani hayvanın şekline, güzelliğine. 3500 ile 4500 ne fark ediyor? Yani bu erkek. Babanınki 4500. Yok. Şu babanınki ay, ne? Ay olarak 4500. 6 aylık. Ay olarak değişiyor. Hayır. Mesela 6 aylık 4500, evet. 4 evet, aylık evet. 4000 lira gibi. Evet. Ama bazıları var ki çok böyle kendini belli ediyor. Çok güzel yakışıklı yani. Oluyor onlar. Onlar tabii ki fiyat olarak daha biraz küçükten beri belli onlar ediyor. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Öyle o göze çarpıyor onlar. Uçuk fiyatlarımız yok. Uçuk yok ama sizi mesela şimdi etlik satsam, etlik bugün bir hayvan ne kadar? 1500 lira, 1800 lira ediyor. Evet, 1800, 2000 şimdi, lira, 1700 lira. Şu olabilir. Anda kapalı besleyen, etlik besleyenlerin para kazanması mümkün değil bir kere. Çok evet, zor. Çok zordayız. O şimdi doğru konuşursak zordayız. Yani maliyetler çok yüksek. Biraz kendimiz üretiyoruz. Mesela yerlerimize reglas ektik. Kaba otumuzu oradan çıkarırsa inşallah hava şartları iyi gider. Balyamız oradan yanmayı düşünüyoruz. Seneye de arpa, buğday gibi ekmeği düşünüyorum. Yer kiralamak istiyorum. Yerimiz yok çünkü kırsal kesimde. Öyle düşünüyorum. Biraz maliyetleri düşürmek için arazi ekilse daha da güzel olacak. Peki dikkatini çekti. Yemlerini burada hazırlıyorsun. Burası senin depon aynı evet. zamanda değil mi? Evet. Burada gördüğüm çok güzel arpa ezmen var. Evet. Değil mi? Arpa ezmesi 200 gram buharda. Hayır. O yağmurdan gelmiş. Evet. Buharda şey ezilmiş arpa ezmen var. Burada şey koçlara kuzu büyütmeyle arpa karıştırıp az az veriyorum. Arpa ezmesiyle kuzu büyütme yemini. Veriyorsun. Burada evet. şeyim var. Ayçiçek üstlen var. Üstlesi %28 mi proteinli mi yoksa %32 protein var. %28. 28'lik var. Burada bunlar biraz da bu aynı da bununla aynen. farklı. Bu ayçiçeği küspesi var. Evet, onu şeylere veriyorum. Biraz koşu kuzulara az bir şey veriyorum. Çok güzel. Kuzulara ne veriyorsun genelde? Kuzu büyütme yemi veriyorum. Kuzu büyütme burada kuzu büyütme yemi var. Evet. Bu süt 21 proteini evet. yüksek koyunlara veriyorum onu süt yanması için. Burada hazırlıyorsun. Evet. Ve hazırladıktan sonra hayvanlarını elde aynen. götürüyorsunuz. Evet, evet. Yem
yengemle beraber taşıyorsunuz, götürüyorsunuz. El arabasında samanları götürüyoruz. Peki kaç saatinizi alıyor? Mesela sabah ve besleme kaç dakikanızı ya da saatinizi alıyor? Bir buçuk saat içinde işimiz bitiyor. Ama içinde hayvanları gözlemli yapa yapa bakıyoruz. Yoksa bir saat tutmaz yani bakılması. Çok çabuk bakılıyor. Beslenme hızlı bitiyor ama besledikten sonra çekilip şöyle bir bakıyor musunuz? Aynen. Evet. Şimdi yemeyen olursa mesela rahatsız olan oluyor. Gidiyoruz mesela ateşini ölçüyoruz. Onu da Erol hocamdan duydum. Derece ölçerimiz var. Derecesini ölçüyoruz. Ateşi yüksekse bir antibiyotik penisilin türünle bir şeyler yapıyoruz. Tedavi yapıyoruz. Öğrendiniz. Öğrendik. Evet. Araştırıyoruz. Tavsiye ettiği tabii. Çok güzel. Peki kaç metrekare kapı alanımız var burada? Burası 230 metrekare bu alan. Diğeri 24'e 8 metre. 192 metre de orada var. 400 küsür. Hedefiniz kaç hayvana ulaşmayı düşünüyorsunuz yani? Bizim burada hayalimizdeki 150 anaç 140'a da düşebilir. 130 ile 150 arasında orada tutacağız. Orada eşimle beraber yapabileceğimiz kadar hayvan yapacağız. Evet. Fazlasını yapmayacağız yani burada. Biz eleman alıp da bu işi yapmak istemiyoruz. Belli aynen. Bir seviyede bırakmak istiyoruz. Yani en fazla 150 ama tabii bunun içinde daha yaşlı hayvanları çıkarız. 140'a düşer. Küçük toplular olur. 130 olur. 150 işte öyle iner çıkar. O civarda. Peki ben özellikle sormak istiyorum. Peki hem bu işle hem ev işleri nasıl beraber gidiyor? Bir de 3 çocuk var. Gerçi büyütmüşsünüz 3 çocuğu. Evet. Bizimkiler büyüdü. Ya bir tabii ki zor oluyor. Bazı zamanlarda zor oluyor ama yine de severek yapılan her iş kolaylaşıyor bir anda insana. Valla ben bir şey dikkatimi çekti. Ben gelir gelmez şimdi oraları da bakacağız. Sizin rasyondan da bahsedeceğiz. Her yer çok temiz. Evet. Yani ben diyorum bir kadın eli değmiş ama burada beyde de bir titizlik evet, var diye düşünüyorum. İkimiz de doğru yani. Mu? Evet ikimiz de öyle. İkimizde de bir temiz, hijyenik ve titizsiniz. Bir yani. düzen olsun istiyoruz. Yani böyle her yerde dağınık. Orada biraz çuval, burada yani. Biraz laylon. Onunla oldu mu güzel yani durmuyor. Göze güzel gelsin her yer. Düzgün yani. Düzgün şimdi. Olsun evet. Çok önemli. Hayvanların altları da gördüğüm kadarıyla saman kullanıyorsunuz. Evet. Saman. Bugün samanı herkes seremiyor. Yani evet. Bu da büyük bir ayrıcalık. Bunu kullanıyorsunuz. Bunun altı Osman Bey kömür tozu dediğim yakılmış kazanlardan çıkan kömür tozu daha güzel. Emiyor. Çok güzel. Diğer toprak çektik. O biraz nasıl desem idrarı biraz kusma yapıyor. Böyle yaş oluyor orası. Onu da eşitirip altına tekrar kömür tozu çekeceğim oraya. Şimdi ikizlik oranı yüksek dediniz ya. Hı-hı. İkizlik oranın yüksek olduğu yerlerde ölüm oranları yüksek olabiliyor. Ki ölüm oranları nasıl? Yani ne civarda gidiyor? Mesela bu sene kaç tane hayvanın doğurdu? Toplam diyelim. Yani 70 tane kuzudan biz bir tane kuzu öldürdük. Başka ölmedi. Ölmedi. Hiç ölmedi. Ölmedi peki bu sene bunu için. Neye bağlıyorsun bu kadar sağlıklı olması? Eşimle ilk önce aşılarını tam yaptırıyoruz. Veterinerle aynı. Evet. Veteriner tanıdığımız var. O bütün aşılarını mesela ne gerekiyorsa hayvanların aşılarını o yapıyor. Beslemecimiz var. Çok yani güzel. Sistemli olarak hani kahvelerde yani benim iki tane danışmanınız var. Aynen. Bir sağlık danışmanınız var. Bir de beslenme danışmanınız var. Tabii. Avrupa'nın yaptığını siz küçücük bu butik çiftlikte bunu yapıyorsunuz. Biz kara düzen eski yani o cahil dönemi bıraktık yani daha böyle şimdiki döneme uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Yani danışıyoruz yeniliklere her şeye. Açıkız. Açıkız. Soruyoruz, her yönüyle araştırıyoruz. Ama. Bilmediklerimiz tekrar arayıp sorabiliyoruz. Bakımda da öyle, reklam kısmında da öyle. Hepsinde yeniliklere açığız yani. Rasyon olarak mesela rasyonunu yaptırıyoruz. Danışmanımız da vardı. Değil mi? Beslenme evet, danışmanımız evet. Var. Mesela koyunlara ne veriyorsun? Genelde böyle bir 365 güne göre yaydığımız zaman neler veriyorsunuz? Günlük 200 gram şu an kimisini koça hazırlıyoruz, kimisi gebe. Günlük 200-250 gram arpa yiyorlar anaç koyunlar. Direkt mi veriyorsunuz arpayı yoksa kırma ezme olarak veriyoruz. 200 gram süt 21, sığır süt 21 veriyoruz. Sütler olması için kızgınlık. Gebelere veriyorsunuz, ağır gebelere. Gebelere de flashing hazırladıklarımıza da. Aynı döneme denk aynı geldiler döneme şimdi. Aynı döneme denk geldiler. Şimdi hem ayırmıyoruz. Hem doğum yapacak hem de aynı anda flashing geçecek olanlar. Aynı döneme geldiler. İkisine ayçiçek üsfesi veriyoruz. Yanında biraz da flashing'e girince şimdi 10 gün sonra da ayıracağız onları flashing'e. Buğday vereceğiz.
Daha güzel olacak. Buğday. Buğday veriyoruz. Çok iyi. Yani benim tavsiye ettiğim konulardan. Evet. Onun sizi için izliyorum zaten. Evet. Acaba buğday, takip bu ediyoruz biz size. Evet. Bu buğday. Aynen, buğday katıyoruz. Çok güzel. Son 10 gün kala ama beslemesi zor olacak diye şu an ayırmadık. İlk başta yavaş yavaş başlıyoruz. 10 gün sonra değil, 2-3 gün sonra ayırdıktan sonra koç salacaklarımızı oraya alacağız. Ondan sonra buğdaya vermeye başlayacağız orada. Kuzulara ne veriyoruz? Kuzulara büyütmeye mi veriyoruz? Hemen 100-200 gram da arpa giriyoruz. Başka bir şey yok. Nasıl veriyorsunuz? Ayrı ayrı mı veriyorsunuz yoksa? Otomatik yemliklere kuzu büyütmeye veriyoruz. Yemliklerine de şeylere, otluklarına da altına arpa hemen sabah akşam öyle az az veriyoruz yani. 2,5-3 ay olunca küçükken vermiyoruz. Anladım. Şöyle bir bakalım, bu sizin kuzularınız şu anda kaç aylık bu kuzular? Bunlar 3 aylıkla 4 aylık. 4 aylık arasında. Dişi bunlar hepsi. Dişi bir tane erkek bir var. Bir tane erkek var. O biraz fazla kilo alıyor. O yüzden onu bu tarafa geçirdik. Yok ama benim hoşuma gidiyor. Ama isteyen olursa da veririm. Güzel bir hayvan. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi önümüzdeki yıl bu festivalden konuştuk. Festivalde, İnegöl Festivali sizin için çok bir sıçrama taşı oldu anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi önümüzdeki sene de herhalde katılmayı düşünüyorsunuz. Tabii, değil mi? Tabii geleceğiz. Şimdi peki oraya hazırladığınız herhangi bir koçunuz ya da var mı? Var. Hadi onları gidelim bakalım. Ben merak ediyorum. Heyecanlandım biraz. Buyurun. Gidelim bakalım. Bunlar 15 günlükle 20 günlük arasında, 13 günlükler var. Bunlar tokluydu. Tokluları koç saldırdık öyle deneme amaçlı. Şu boynuzlu koçla şu 105 numaralıyı deneme amaçlı saldırdık. Güzel yavrular çıktı. Hangisiydi şimdi? Şeye bakalım. Şu fuara götürdüğümüz şu 106 numaralı. O bayağı gelişti. Evet. İnşallah. Kendi kuzumuz bu. Evet. Bunların geneli kendi kuzumuz. 2 tane var dışarıdan aldığımız. Geri kalanlar hepsi kendi kuzumuz. Şimdi bunlardan hangisi gidiyor gene şampiyonaya? Şu 104'ü götüreceğim. Hangisi? Daha küçük o. Geviş getiren. Geviş getiren şu evet, arkadaki. Evet. Ama onun önündeki daha iyi gibi geldi bana. Onu da götüreceğim. O da güzel. O güzel. Onun güzel. Arkada çok sallı iri bir hayvan. Aynen, o da güzel. Evet. O da çok iri bir hayvan. Yani bana mesela o ikisi, bu biraz daha yaş olarak ufak küçük, gibi geldi. Küçük o daha. Gerçi İnegöl Fuarı'na daha çok var. Var. Dolayısıyla daha gelişirler ama koçların maşallah 2-3 tane tokluğum var burada, evet, gördüm. Evet. Onlar da kendi yetiştirmen evet, herhalde. Evet, evet, evet. Değil mi? Evet. Fakat şampiyon şuydu değil evet, mi? Evet, 106 numaralı. Daha boynuzlar yakın geliyor böyle. Evet. Evet, o şampiyon yani ikinci oldu ama bana göre şampiyon kadar değerli yani. Aynen. İkincilik aldı çünkü bayağı aranızda kıyas böyle çok küçük bir farkla. Evet. Çok küçük farkla. Puan farkıyla ikinci oldu. Ama dediğim gibi yani festivale katılıp ve 4 yıllık üretici olarak evet katılıp böyle bir yarışmada derece almak bence çok büyük başarı. Evet. Çok ben ikinizi de tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yani gerçekten gördüğüm zaman da maşallah yani koçlarınız zaten şey söylüyor. Diyor ki evet diyor, biz diyor bu yavruları, bu kuzuları üretiyoruz. Evet. Arkada da kuzular var. Onların hepsi erkek herhalde. Bunlar erkek Osman Bey. Bunlar damızlık olarak bunları ayırdık. Bunlar da 3 aylık, 3,5 aylık. Diğer de tarafta 5 aylık, oraya da geçebiliriz oradan yan taraftan. Bu boynuzlular şampiyon koçun yavruları. Öyle mi? Evet. He, şampiyon koçun yavrularının hepsini ayırdın böyle. Evet, ayırdık. Ya peki hepsi boynuzlu mu çıkıyor, boynuzsuz da çıkabiliyor mu? Boynuzsuz çıkmıyor. Boynuzsuzları biz buraya hangilerini hangi koyun, az önce de bahsettim. Hangi koyunun hangi koçtan hepsini biliyoruz. Şimdi biz boynuzlu talebi şu an çok. Çok mu? Çok, evet. Boynuzluya dönüş mü var? Ben öyle görüyorum. Yani herkes kim sorsa boynuzlu koçlu kuzunuz var mı, koçlu kuzunuz? Hep onu soruyor. Biz de boynuzlu kattık bu sefer daha fazla. Belki de bu İnegöl'deki boynuzlu başarısından sonra bilmiyorum. Bize hep gelen telefonlar boynuzlu istiyorlar bizden sürekli. Ha, o festivalde tabii o boynuzlu koç olarak evet, da çok etkili beğenildi oldu. Herhalde. Devamlı istiyorlar ama evet, çok güzel maşallah. Yani. Ama bunların içinde çıkacaklar da var. Şimdi hemen küçükken hayvan belli olmuyor. Siz de biliyorsunuz. Tabii. Azca büyüdü mü daha güzel.
Arkadakileri bıçakla ayırdık. En sonunda var, bıçaklı kuzularımız var. Aynen, onları bıçağa vereceğiz. Ama esasında çok güzel hayvanlar ama ayağının biraz yamukluğu var, şeyi var. Onları da müşteriye vermiyoruz. O ayağa yamuk çıkanların annelerine de dikkat etmek lazım. O seriyi takip edip o seriyi de elden belki çıkartmak lazım. Hani genetik hatadan kaynaklanabilir. Onların annelerinde öyle yavru çıkmıyordu. Mesela o ayağı yamuk olanın bir tanesinin oğlu da burada var, işlerinde var ama yemden mi oluyor? Esasında hafif besliyoruz ama bilmiyorum yani. Ya olabiliyor. Bazen bazı şeyler olabiliyor. Yerden kaynaklı. Yerden de yumuşak olursa yerlerde şey oluyor. Tabii. Yamulabiliyor. Kışın hayvan devamlı içeride durduğu için saman da yükseldiği zaman ne oluyor? Hayvanın tırnakları da çabuk büyümeye başlıyor. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla tırnak temizliği de yapıyorsunuz siz bayağı. Yapıyoruz. Yani... Temizliyorum. Mesela dün şu 19 numaralı koyunumuzu yakaladık eşimle beraber. Tırnakları rahatsız ediyordu herhalde. Yaptık yani, yapıyoruz. O konulara çok dikkatliyiz. Tırnak konusunda. Eşim onlara çok dikkat ediyor. Birçok çiftliğe gittiğim zaman mesela hep şeyi görüyorum. Tırnakların uzadığını görüyorum. Evet. Ve gerekli bakımı insanlar yapmıyorlar ama siz burada ona da dikkat ediyorsunuz. Yani bu da hayvan sağlığı açısından çok çok önemli. Evet. Kuzularımız bunlar Osman Bey. Evet, maşallah. Yani dediğim gibi geçen 15 günlükler. Evet. Geçen de biz de yayınlamıştık ama kuzumuzu göstermemiştik. Bir annemizi kötü kuzu çıkarıyor. 3. doğumunu yaptı. Çok güzel bir Karacabey Merinosu ama yavruları güzel çıkmıyor. Şu boynuzu evet, evet. Onu elimizden onu çıkaracağız. Yani 3 doğumunda da 3'ünde de kötü kuzu çıkardı. Mesela ben şu sağdaki. Ben şey söyleyeyim mi? Sanki onda belki geçmişinden gelen bir kıvırcık falan bir şey var. Var yani. Var. Bir şeylik var. Şans verdik 2-3 kere. Baktık kötü çıkıyor. Kaybetti. Onu çıkaracağız elimizden. Ya zaten fazla da üstünde ısrarcı olmamak lazım. Aynen. Yani evet. Aynen. Eğer bir anaç istediği verimi vermiyorsa evet. Zaten mesela eminim ona da dikkat edersiniz. Ben YouTube kanalındaki bazı tavsiyelerde şunu diyorum. Mesela eğer siz gerçek damızlıkçı ve ikizlik oranını yükseltmek istiyorsanız sizin sürünüzde elit sürüye gidiyorsanız mesela iki kere üst üste bir anaç tek yavru yaptıysa onu çıkart. Evet, yapıyoruz. Biz annelere eğiliyoruz. Yani madem ikizlik bizim için önemliyse, tabii. Çünkü evet. Bizim para kazanabilmemiz için ikizliği arttırmamız lazım. Evet. İkizlik önemliyse, ikizlik flashing ve beslenme kadar genetik de çok önemli. Tabii genetik de. Dolayısıyla bir hayvanı besledin iki kere tek verdi. Sana damızlık da satsan zarar. Evet. Çünkü evet. Müşteri geldiği zaman senden ne istiyor? Bana ikiz yavrusu verdi. Evet. Artık Türkiye bilinçlendi evet, o anlamda. Evet, genel olarak aynen. Hep ikiz. Dolayısıyla onu bir şekilde çıkartacaksınız. Yani çıkartmak zorunda kalacaksınız. Müşteriler buraya geliyorlar mı uzaklardan? En uzak nereden geldi mesela bugüne kadar? Mesela nereden? Trakya'dan geliyor. Manisa'dan geldiler. Başka nereden? Eskişehir'den geldiler. Ama telefonla arayan, Kuzey Irak'tan bile arayanlar var. Evet. Aynen. Türkiye'ye geri dönüş yapacağım. Türkiye'ye geri dönüş yapacaklarmış. Eskişehir'den çiftlik tutmuşlar herhalde. Bana dişi kuzu verir misin? Dedim o Temmuz Ağustos gibi elimizde dişi kuzu olur. Zaten o zaman kısmet olursa çünkü. Veririz dedim. Biz al sat yanmıyoruz. Bizim kuzumuz bittiği an bitmiştir elimizde. Evet, dışarıdan alıp da satmıyorum. Hayır. Ya satmıyorum yani. Ya güvenemezsin ki zaten. Yani kendi hayvanın gibi bilemezsin ki. Aynen. Yok, biz o işi yapmıyoruz. Bizim elimizde dişi bittiği an bitmiştir. Şu an dişi isteseler yok. Geçen gün Manisa'ya verdik mesela, az önce de bahsettim. Tamam, bitti. O verdik, bitmiştir. Dişi kuzu satışımız bitti. Ne kadar güzel. Bir de ben sizin çocuklarınız büyümüş. Aynı zamanda çocuklarınızla beraber bir YouTube kanalınız da var. Evet. Evet. Bahsetmiştim bu programı çekerken. Evet. Buradan dostlarımıza da o kanaldan da bahsedelim. Evet. Ne kanalınızın ismi? Ürkmez Koyunculuk. Ürkmez Koyunculuk. Koyunculuk. O zaman buradan dostlarımıza seslenelim. Ürkmez Koyunculuk diye orada çünkü devamlı hayvanlarınızı çekiyorsunuz değil evet, mi? Evet. Daha evet. Yakından izleme imkanları var, bakma evet. imkanları var. Aynen. Yaptığımız ne varsa her şeyi orada koyuyoruz yani. Çekiyoruz onları, koyuyoruz. Kendi çapımızda, sizin gibi olmasa da bizim kendi çapımızda öyle. Yapıyoruz. Olsun yani şöyle bir şey var. Bazıları ya işte ben YouTube çekiyorum, başkası çek. Herkes çeksin YouTube. Aynen. Hepimiz birbirimizi tanıyalım, hepimiz evet, evet. birbirimizden faydalanalım. Bunun herkese faydası var. Size var, seyredene var. Şimdi bizi seyreden
bazı değerli izleyicilerimiz. Aynen. Hayatında belki hiç hayvancılık yapmamış. Tamam. Ama size gıptayla bakıyor. Ya ne güzel. Karı koca gelmişler burada. Hayvan bakıyorlar. Evet. 3-5 kuruş para kazanıyorlar. Evet. Bu işi götürüyorlar. Yani bu günümüzde para kazanmak bile artık çok zor oldu. Zorlaştı. Evet. Çok aynen zor katılıyorum. Oldu. Yani şimdi bazı zaman bazı üretici kardeşlerimiz diyor. Abi hep para kazananları çekiyorsun. Ne yapalım? Biz ağlayalım mı oturup sabahtan akşama evet. kadar? Hayat devam ediyor. Tabii. Mutlu olmak zorundayız. Evet. Zaten kötü haberleri izleye izleye zaten buramıza kadar geldi. Biraz evet, güzellikleri evet. seyredip güzellikleri izlememiz lazım. Aynen. Bu da bir de şey dikkatimi çekti. Bunları yazın kaldırıyorsunuz değil mi? Yazın kaldırıyoruz bunları. Ne kadar da olsa buradan hava şey lodostan esince iyi olmuyor. Hem daha iyi oluyor yani. Yazın kaldırınca hava sirkülasyon daha güzel oluyor. Bakarsanız bütün hepsi camların açık. Bir de şey evet yani evet. bir kere havalandırma muhteşem. Yani evet. ben buraya girdim burada hiçbir koku almıyorum. Şimdi evet. bazı yerlere gidiyorum ben. Anadolu'nun birçok yerine gidiyorum. Diyor ki camı açmıyor ya. Eksi 20 derecede olsa diyorum mutlaka pencerenizi evet. açın. Hava alsın. Mesela burada havadar. Evet. Ama şey yok. Cereyan yok. Yok. Yani aynen. havadar. Hava giriyor. Alttan giriyor. Üstten evet, giriyor. Evet. Ama havadar olduğu için hayvanlar sağlıklı. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yazında yok. Yazında brandoları kaldırdığınız an sende 3 panel evet. sen değil mi? Yazları çok serin oluyor. Çok güzel oluyor. Hayvanı dışarı çıkaramıyorsun. Hep burada yatıyor. Yatıyor. Evet. Kapısını serin oluyor. Açık bırakıyoruz bazen. Geceleri falan. Ya da gündüzleri de olsa o içeride yatmayı tercih ediyor. Serin oluyor altı. Ama istiyorlarsa dışarı tabii çıkıyor. Tabii aynen, aynen. dışarı istedikleri gibi evet. hareket ediyorlar. Mesela sabahları kapalı bakarsak akşamları genelde salıyoruz otlatmaya. Otlatma bugün yağmurlu. Bu evimizin önündeki şu tarlada regla şekilde oraya salıyoruz. Oraya salıyoruz. Salıyoruz. Güzel, akşamları salıyoruz. Aynen. Evet. Yazında Suzan otu denilen bir ot var. Ona salıyoruz. Yeşil yemeler Sudan için. Sudan otu. Sudan otu. Evet. Sudan otu deyince dedim belki. Yok. Değil. Ben söyleyemedim. Ha, Sudan otu. Aynen. Sudan otu. Evet. Ekiyoruz. Aynen. Reglastan sonra onu ekiyoruz. Hayvan devamlı yeşil yemesi için iyi oluyor yani. Çok güzel. Emri dışarıda bir stresini atıyor. İçinde bir koşturuyor, şey yapıyor. Daha iyi olduğuna inanıyor. Kaç yaşındasın? Ben 79'luyum. 42, 43. Yengeye sormayacağım. Hanımlara sorulmaz ama üniversitede öğrenciniz olduğuna göre gerçekten çok genç evlendiniz. Evet. Kaç yaşında evlendiniz? 18, 17, 18 yaşında evlendik. Oo, kaçarak evlendik. Aynen. Evet. İyi ki de evlenmişik. Okulda falan mı tanıştınız? Evet, okulda lise terkim ben. Öyle mi? Aynen. O zaman yani atalarımızın dediği bir laf var. Erken kalkan yol alır. Siz evet. de çocuklarınızı yapmışsınız, büyütmüşsünüz. Evet. Şimdi sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi artık. Çocuklar ufak olsa yenge bu kadar. Tabii. Yapmıyor. Aynı aktif ben olamaz. Zaten onlar evet. büyüdükten sonra böyle bir şey, bir iş yapmayı düşündüm. Yani evde oturmak istemedim eşime de evet. söyledim. Ama o tabii şimdi çiftçilikle uğraştığı için ben de hep onun yanında olmak da istedim bir taraftan. Ne olur diye düşündük. En güzeli işte o dediğim gibi zaten o gün o apörleyi duymamızla bir daha bizim başladı. Hayat hikayeniz değişti. Başladı evet. O bizi çok böyle bir iş yapmamızı esinlendik yani ondan. Birlikte başladık devam bir ettik. Bir de şöyle bir şey var yani eşlerin böyle hayvanın içine girmesi kuzuların çok büyük avantajını. Evet. Şimdi tahmin ediyorum kuzuların en büyük sorumlusu. Evet. Kuzulara ben mi? Evet ben ilgileniyorum. Ölmemesinin tek sebebinden kuzular eşimdir. Kahraman o kabul ediyor. Hı. Aynen kahraman o. Yani erkek nasıl desem daha ben vurdum duymazım daha şey ama kadınların annelik içgüdüsü olduğu için onlara bebek gibi bakıyorlar. Allah'a şükür hiç zayiatsız bir tane zayiatımız var. Yani zayiatımız yok bizim olmuyor. Ben yani, çıkamıyorum içinden zaten. Kuzu ayaklanmadan içim rahat etmiyor yani. Çıkamıyorum. Yani illa onun doğru dürüst evet. emini mesela. Emin bile olamıyorum. Eşim diyor emer o emer bırak diyor. Ben çıkamıyorum yine anneler de. Anneler daha iyi bilirler. Mesela birçok anne ilaçla değil de hasta olduğu zaman çocuğu hasta olduğu zaman emzirerek onu iyileştiriyor. Evet. Evet aynen. Şimdi dolayısıyla anne biliyor ki Sinem Hanım geliyor burada o kuzu eğer yeteri kadar emmemişse evet. hasta olacak. Evet evet. Doğru mu? Aynen aynen. Doğru. Dolayısıyla bilerek
Fakat onun o içgüdüsel, annelik içgüdüsel yaklaşımıyla tabii ki hayvanlar için tabii, çok daha faydalı. Kuzular ayaklanmadan evet oluyor. Ayrılamıyoruz dediğim gibi. Evet. Böyle. Bekir Bey iki adım önde. Evet. Yani doğru, Bekir Bey iki adım önde böyle bir eşe sahip olduğu aynen, için. Aynen. Değil mi? Aynen. Doğrudur. Böyle... Sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmıyor. Mesela biz doğum olduğu sezonda Osman Bey bunaldığım geceler oluyor. Ben bekliyorum. Sen biraz yat diyor. Evimiz yakın olduğu için akşamları kalkıp kontrollerimi, yani bizim gözetimimiz haricinde koyun ya bir tanesi doğru ya iki tanesi. Geri kalanın hepsinin doğumunda yanındayız biz hayvanlarımız. Peki ne yapıyorsun? Oturuyor musun yere? Ne yapıyorsun? Yok. Ayakta bekliyoruz. Durun. Aynen. Yarım saat arayla gidip geliyoruz. Bakıyoruz. Rahatsızlık da fazla hayvan bana vermek istemiyoruz. Yanında fazla durmuyoruz ama doğum başladığı an ikimiz geliyoruz yani başına. 220 tane kuzu alıyorsunuz yılda siz. Benim hesabıma göre. Doğru alınıyor. Mu? Doğru mu hesap yaptın? Ya o kadar olmasa da 210 lira gelir. Daha bundan sonra, bundan sonra olacak. Daha da. Çünkü üretme safhasındaydık. Üretme safhasındayız hep. Hep kendimizi ayırdık dişileri. Hep dişileri. Evet. Şimdi bundan sonra öyle olacak. Sonra öyle. Ama yine kaç tane dişi saklayacaksınız kendinize her yıl şu andaki hesabınıza göre 150'ye ulaşmak için? Şu an 120 tane var onlarla beraber. 120 daha 10 tane işte Mart'taki şimdiki doğanlardan bir 5-10 tane bırakırız. Ağustos ayında koç salacağız. Ağustos'daki kuzulardan bir 5-10 tane ayı. Zaten geliyor şeyi. O zaman 150'ye siz bu sene sonunda ulaşacaksınız. Evet. Yani evet. Gözüküyor yani. Evet. Değil mi? Evet, aynen. Evet. Ama şimdi elimizden kadar... çıkacak yaşlı mesela az önce gösterdim 5 numaralı. Onu elimizden çıkaracağız. Bir doğum yapar veya yanmaz. Onu çıkaracağız elimizden. Bundakini çıkaracaksınız. Evet. Bunu çıkaracağız. Aynen. Şunu çıkaracaksınız. Evet. Aynen. Yani onları çıkaracaksınız ama kalite standartını artık bir seviyeye getirmişsiniz. Yani geldi. Geliyor. Geldi. Zaten aslında sizin en büyük avantajınız çok kaliteli bir üreticiden evet, evet. kan aldığınız için aynen. siz 30 yılda yapılanı veya 50 yılda yapılanı aynen. 4-5 seneye indirmişsiniz. Evet. Bu çok evet. büyük avantaj. Yani yeni başlamak isteyenlere de biz her zaman onu tavsiye biz ediyoruz. Biz kendi eğer... YouTube kanalımızda da aynısını söyledi eşim. İyi bir yerden hayvan alın, herkesin önünde başlayın. Ya belki 3 kuruş fazla vereceksin ama aynen. ona değiyor. Değiyor. Ben şimdi şunu şey hep yaşadım. Yani kendim genetik seleksiyonlar da yaptığım zamanında kalitesiz bir sürüyü kaliteli hale getirmek inanın ömür törpüsü. Yıllar ömür olur. Yıllar olur. Yıllar alıyor. Alır. Ömür törpüsü. 10 yılda bile bakıyorsunuz hala gözünüze beğenmeyen şeyler var. Ama kaliteli sürü mesela geldim burada. Baktığım zaman sürüye sürüde bir standartı görüyorum. Evet. Evet. Mesela işte değerli üretici kardeşlerimiz var. Kaymakam koyunculuk var mesela. Evet. Evet. Bakıyorum. Bir standarta getirmiş. Evet. Siz de bir standarta gelmişsiniz. Aynen. Yani bu gerçekten çok güzel bir başarı. Bu arada çocukların ikisi üniversite dedik. Nerede evet. okuyorlar? Büyük kızım Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu bu dönemde. Küçük, ne üzerine mezun oldu? Fen bilgisi öğretmeni. Fen bilgisi. Küçük güzel. Kızım da o da Ege Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği. İki Doğru. tane öğretmen annesiyim. İki tane öğretmen ne güzel. Oğlum o da yönlendirmelere de bakıyor biraz. Oğlum çok hayvanları seviyor. Onu da kısmet olursa biz yönlendiriyoruz. Veteriner olmak istiyor. Biz de biraz aynen destek olursa daha da yani. Güzel olacak. Ne kadar güzel. Hepsi öğretmen seviyesinde. Evet. Buradan da bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi evet. selam. Aynen. Çünkü bir ülkenin geleceğinde temel öğretmenlerimizdir. Temel. Evet. Öğretmenler aynen. bizim için çok çok önemli. Evet. Onun için oradan buradan hepsine sevgi selamlarımızı ama... iletiyoruz. Kaybettiğimiz öğretmenlerimize rahmetle anıyoruz. Evet, rahmetle. Çünkü onlar bizi yetiştirdiler, buraya getirdiler. Evet. Ya çok güzel bir sohbet oldu. İkinizle de. Aynen. Ben hayran kaldım. Yani, ben de çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk geldiğiniz sağ olun, için. Teşekkür ediyorum. Umarım değerli dostlarımız da bu güzel sohbetten haz almışlardır. Vermek istediğiniz mesaj varsa son mesajı bayanlar için sizden bir mesaj alalım mesela. Ya sevdiğiniz işi yapın her zaman. Eğer hayvanları seviyorsanız bu işi yapmaktan asla çekinmeyin. Korkulacak hiçbir şey yok. Yani girdiğiniz zaman zaten her şey kendiliğinden oluyor. Ben tavsiye ederim benim gibi isteyenlere, üretmek isteyenlere tavsiye ediyorum yani. Yapabilirsiniz. Çok da zor değil. Bir de Bekir kardeşimizden alalım. Senin mesajın ne mesela? Sen ne diyorsun? Yani, dur azıcık. Duralım. Ne diyelim?
Unuttum. Bu işe girecekseniz eşlerinizin de istemesi lazım. Şunu gördün mü gidiyorum ya. Az önce ne güzel konuşuyorduk bak. Şu geliyor gözüm. Selam olsun. Aynen yaklaşma. Evet dostlar. Böyle sıcak bir aileyle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet başka programlarda görüşmek üzere. Halen abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize buradan sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.